Tabii işlerimi doyurdum. Şimdi sahaya beslemeye gideceğim. Sessiz konuşmaya çalışıyorum ama... Sen nasıl uyuyordun öyle ya? Bikbikler. Örtüler de seriyoruz böyle. Sen orada mısın farecik? Sen burada ne yapıyorsun? Gel bakayım, orada yatılır mı ya? Gel yanıma, yanıma. Sesimi duyar duymaz bakın ne yapıyorlar. Karınları hepsini tokşu köpüştürüyor bakın. Şöyle tat bakalım. Şöyle demişim. Bakın da bir şey bulalım. Demiş şöyle. Demiş. Bikbikler. Hadi geçin bakalım. Görüşürüz tamam mı? Ben kaçayım dostlar, bunlar uyusun. Yoksa gidemeyeceğim. Hadi görüşürüz. Burada yavrularımız da bu tarafa geldi. Üçü geldi. Dördüncüsü de bu gelecektir. Geçen besleme görememiştik. Annelerle beraber bu tarafa çektik yol boylarından. Çok da güzel oldu. Gel evladım, sen de gel. Sen de gel. Şimdi Furkan oraya kurumamayı dekleyecek. Bir de buraya koyacağız şu uygun yerlere. Artık yavrular da buradan gitsinler. O yol boylarından aşağılara insinler. Yerlerini öğrendiler yemekleri. İşte annelik böyle dostlar. Düşmanlar da bu şekilde buluyor, zarar verenler. İnsanlar zannediyor ki biz videolarda yayınlayınca yerlerini tespit ediyorlar. Hayır. Belli bir yaşa geldiğinde, yani 3-4 aylık olduğunda anneler yavruları gezdirir etrafı öğrensinler diye. İşte o esnada tespit edip zarar veriyorlar maalesef. Hadi afiyet olsun. Furkan kurumamaları yedekledi. Dediğim gibi bir de buraya koyalım. Hiçbir zaman aç kalmasınlar. Bakın dostlar. Yavrular kurumamanın yerini de öğrendiler. Buraya da şöyle iyice iç kesime doğru mamaları koyduk. Burada yemekleriniz var, değil mi? İki yerde de kurumamalarınız var. Orada da su var. Aferin size. Arkadaş olduk mu? Hadi bakalım, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yaklaşık iki haftadır bu büyük canları göremiyorduk. Sizlerle de paylaşıyorum hep, imkanım oldukça. Sadece şu beyaz dişi geliyordu. Sonra yavru katıldı. Diğer üyelerden bir kısmı geldi ama bazıları hala yok. Ve bunun kardeşi olan sarı yavru da yok. Sizlere anlatmıştım, başlarına bir hal geldi diye korkmuşlar. İşte yeniden güven sağlayıp geri dönüyorlar. Dediğim gibi birkaç tanesi maalesef hala görünürler de yok. İnşallah onlar da gelir. Buraya bolca yemeklerini koyduk. Sen doydun mu güzelim? Aferin. Buraya da kuru mamalarını bıraktık. Görüşmek üzere. Çocuklarımızın yemeklerini getirdim. O kutunun içerisine doldurdum. Şimdi yiyecekler. Furkan'ı bekliyorum. O da kuru mama getirecek. Ama şu toprak yığınlarının arkasında da canlar var. Onların yemeklerini veriyor. İşte buraya kuru mama da yedekleyeceğiz. Bakın orada pembe küpeler. Hep bahsediyorum işte ağaçların altlarından, gölgelerden, saklandıkları yerlerden çıkıp gelecekler. Daha ileride de var. Sarı bir can. İşte böyle dostlar. Afiyet olsun. Çocuklarımız orada karınlarını doyuruyorlar. Kuru mamalarını da buraya koyduk güzelce. Ben uzaklaşayım, şu ürkek olanlar da gelsin. Yemeklerini yesinler. Hadi bakayım, afiyet olsun. Bolca yemeğiniz var, kuru mamanız da var. Hadi sen de gel. Şu ilerlerde ben görüyorum dostlar, çalılarının içlerinden bize bakan canlar var. Hepsi buraya gelecek. Afiyet olsun. Bakın dostlar, ben uzaklaşınca çocuklar geldiler. Sıcaklarda da gölgeleri çekilmişler. Hemen yemeklerini hazırladık. Kuru mamaları orada. Sıkıntı yok. Suları da var.
Diğerleri de gelecektir. Bunlar sesimizi duyduysa diğerleri de duyup yattıkları yerden gelecekler. Afiyet olsun. Diğeri kuru mama yemeye başladı. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Çocuklarımızın yanına geldik. Hemen tavaları doldurduk yemekle. Kuru mamaların hepsi bitmiş. O zayıf beyaz çocuk yine yok. Bazen ileride göllerin olduğu bölgelere balıkçılar vesaire geliyor. İnsana çok yakın olduğu için onların yanına gidebiliyor. Geçen de öyle bulmuştuk. Çocuklarımızı doyuralım. Furkan şimdi kuru mamaları yedekledi, getiriyor. Onları da otağlara koyalım. Sonra çevreyi gezeceğiz. İnşallah sağdır. Ne diyeyim ben sana işte. Araçta konuşuyoruz. Korkarak geliyorum bazen, bu zayıf canlar neyle karşılaşacağız bilmediğimiz için. Diğer çocuklar da arkada bakın. Gel, gel evladım. Gel. Gel, gel. Onlar da gelip karnını doyuracak. Hadi afiyet olsun. Dediğim gibi dostlar, ileride bir gölgeliğe gitmiş insanların yanına. Orada bulduk. Hemen yemeğin yanına getirdik. Tamam. Biz ona şimdi bir de konserve açacağız. Diğer çocuklar da burada karnını doyuruyorlar. İyileşiyor musun sen bakayım? Hı? İyileşiyor musun sen? Ben ona bir konserve getireyim bakıyor hemen. Bakıyor musun kız kendine? Hı? Gel evladım, gel, gel. Bakıyor musun bakayım kendine? Hı? Gelin siz de karnınızı doyurun. Konservesini de açtık. Başında bekliyoruz. Gel kızım, gel. Gel, gel, gel. Gel kızım, yedi, korkma. Gel. Çok ürkek, ne yapsın? Çok da zayıf. Hala toparlayamadık dostlar. Niye kızım? Diğer canlar da oradan gel, bakıyor ama. Gel, 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 gel. Yemeğini ye, yemeğini. Karnını iyice bir doyuralım. Ondan sonra gölgelere çekilir. Tamam, gel kızım, yemeğini ye. İyileş. Korkma evladım, gel, gel. Buraya da çocuklara yemek koyduk. Ya şurada kapak bırakıyoruz dostlar, bakın. Şu büyük çöp bidonlarının kapağı. Bunu bile tenezzül edip alır mı insan ya? Şuna bakar mısınız? Bizden dostlar biliyorsun, şuraya koyuyoruz işte ağacın gölgesini. Hadi afiyet olsun. Şu ufaktan annesi gelmedi. Onların olduğu bölgeye tekrar gideceğiz. Furkan da şimdi kuru mamalar yedekliyor hemen. Şuraya koyalım. Şşt, sakin. Gel kızım sen de, gel. Gel. Bu gelen dişi, bu beyazın annesi. Bunun maalesef diğer kardeşinin hepsini ben yapıyordu. Sizlerle paylaştım. Afiyet olsun. Bu ufaklığın annesi de gelmedi ki. Buradan kesinlikle ayrılmaz. Direkt aracın önüne gelirdi. Kötü düşünmek istemiyorum dostlar. Yavruları zaten sizlerle paylaşıyorum, evde büyütmeye çalışıyoruz. Annelerinden hala herhangi bir haber yok. Bekleyeceğiz, ne diyelim. Bütün ülkede durum bu. İnşallah güzel şeyler yapar birileri. Bol yemek bırakıyoruz. Buraya kuru mamaları yedekledik. Diğer otağımıza da koyduk. Bütün canlar buradan karınlarını doyurabilirler. Evet, onun annesi ki gezmeye gittiyse, dediğim gibi hiç zannetmiyorum, buradan ayrılan bir can değildi. Şimdi suları da tamamlayacağız. Buraya da kuru mamalar koyduk. Tamam mı güzelim? Hadi bakayım. Aferin sana. Yuvası da var. Orası da serin serin yat bakalım. Hadi bakalım. Güzel mi? Burası senin mi? Aferin. Görüşmek üzere. Çocuklarımıza seslendik. Hemen bir yarım kova vardı. Furkan onu götürüyor. Ben de etrafı kontrol ediyorum. Çocuklara sesleniyorum. Gel evladım, gel. Çok sıcak. Kulübelerin burada gölgelere çekiliyor camlar. Yine et bakacağım dostlar. Geçen atılan yavrulardan sadece bir tanesi geldi. Belki anneleriyle gölgeliklere çekilmiş olabilirler. Gel güzelim, gel. Kayalık bebişlerden. Şu arkada bir tane var bakın. Birkaç beslemedir onunla beraber atılan bir golden vardı, büyük. Onu göremiyorum. Gel, gel, gel. O da gelecek, merak etmeyin. Ben de hemen Furkan'a yardım edeyim. Gel gülen kızım, gel. Önce karnımızı doyuralım kızım, sonra ben seni seveceğim. Hadi gel. Yemekler doldurulmuş. Çok güzel. Ekmeklerimiz, yemeklerimiz sabah toparladık dostlar.
Bu bölgeye geldik. Dönüşte tekrar yükleme yapacağız. Diğer sahalara gideceğiz. Şimdi Furkan şu ağacın altındaki tavayı almaya gidiyor. Onu da getirsin. Oraya da yemek koyacağız. Afiyet olsun. Şimdi Furkan kulübelerimize mamalar yedeklemeye başladı. Sen de hoş geldin. Güzellikler. Geldin mi arkadaşın? Hadi bakalım. Şimdi diğer tarafı kontrol edeceğim. Furkan buralara mamaları yedeklerken dostlar ben etrafı bir gezeyim. Olur ya, yeni atılanlar olur. Hiçbirini mağdur bırakmayalım. Az önce bunların kardeşlerini doyurduk. Yol boyunda diğer yerlere gitmişler. Az önce bahsettim sizlere, işte piknik yapan, mangal yapan vesaire. Bu yavru da yeni atılmış. Onu da bulduk, getirdik. Tekrar buraya yemekler koyduk karınlarını doyursunlar diye. Annelerini de gördüğüm gibi sanki şu ağaçların bayağı bir arkasındaydı. O da olabilir, olmayabilir dostlar. İşte bilmiyorum. Şimdi büyükleri durduruyoruz ki ufaklıklar karnını doyursun. Ben onlara yavrular için ayırdığımız böyle etli kıymalı yemekler var. Onlardan getireyim tekrar. Tekrar yemek getirdim ben onlara. İyice bir doydular dostlar. Göbekleri göstereyim şöyle. Kocaman kocaman. İnşallah bu çocuğumuz da güzel olur. En azından kulübelerimizi hepsini öğrendiler işte burada. Buralarda yaşayacaklar. Yaşatmaya çalışacağız. Değil mi? Afiyet olsun. Daha fazla bekleme şansımız hiç yok. Devam etmek zorundayız. Değil mi güzel? Bu üç kardeş, hatırlatayım. Buraya atılmıştı. Kulübelerini oraya götürdük. Sonra tekrar buraya geldiler, atıldıkları yere. Biz burada hiçbir zaman boş bırakmıyoruz. Bakın mamaları dolduruyoruz. Üstlerine de yemek koyduk. Tekrar yemek ilave edeceğiz. Kiloları ve sağlıkları iyi. İnşallah bu şekilde ayakta kalırlar. Afiyet olsun. Diğer yaramaz bizimle gezenler. Gel kızım sen de gel. Bolca dediğim gibi yemek ve kuru mamaları var. Çevrede su zaten var. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Çocuklarımıza iki tabağa da bolca yemek doldurduk. Bakın şöyle. Çok yaklaşmayacağım kızım. Rahat rahat yiyin. İçerisi de tamamen dolu. Şimdi ağaç altlarına da Furkan geçiyor. Kuru mama yedekleyecek. Oo, bu dişimiz doğum yapmış. Kim bilir nerede dostlar yavrular. Kızım doyur karnını. Hepsi yesin, ben sana bir de konserve vereyim. Süt yapsın. Şimdi kuru mamaları da oraya yedekleyeceğiz. Hiçbir zaman aç kalmayacaklar. Bugün yemekleri yerler. Hatta gece de yerler. Yarın da kuru mamaları yerler. Biz zaten o zamana geliyoruz. Afiyet olsun. Şu siyah da anne dostlar. Onun da yavruları var. Az önce ben bir kutu yedirdim. Bir de yemeğin üstüne döktük güzelce. Hepsi beraber yesinler. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Buraya bol yemek koyduk. Ben yine bu çocuğumuzun önünde bekliyorum. Sen sonra yiyeceksin, tamam mı? Güzellik. Bir tanesi orada sırasını bekliyor. Anneyle yavrumuz da orada. Gel kızım, gel, gel. Furkan da kuru mama olaylarını halletti. Yedeklemeler yapıldı. Bu çocuk doysun. Aferin. Doydun mu? Güzel olduk mu? Güzel olduk mu sen? Aferin. Evet. Yemekleri de, kuru mamalar da hepsi var. Görüşürüz. Buradaki çocuklarımıza da bolca yemeklerini koyduk. Her zamanki gibi içeriye kuru mamalarını da koyacağız. Güzelce karından doyuruyorlar. Burada da şimdi yerler, bir de akşam yerler. Değil mi? Güzel mi yemekler? Afiyet olsun. Buradaki çocuklara da yemeklerini getirdik. Etrafa seslendim. Üç yavru geldi. Bu kızımızın da yavruları var bir yerde. O da karnını doyursun, yavruların yanına gitsin. Kulübemizin içerisinde de canlarımız var. Bizden sonra onlar gelip yiyecekler. Şimdi kuru mamaları da yedekleyeceğiz. Afiyet olsun. Güzel mi yemekler? Gel kızım, gel, gel, gel.
Söyledim dostlar hepsi gelecek diye. Bu da bir anne. Sakin sakin tamam. Hepsi sizin. Şimdi buraya kurumama koyduk. Gelen geçen canlar yesin diye. Kulübelerimizde de yedeklemeleri yapacağız. Olay tamam. Ufak da sizinle paylaşmıştım. Kulakları keneyle doluydu. Tekrar burada arkadaş edinmiş. O yüzden keyfi yerinde pek ellemek istemiyoruz. Karnını doyursun. Tekrar ben size kulaklarını göstereceğim. Bol kuru mama üstünde yemek. Onun üzerinde de konserve var. Afiyet olsun. Şöyle kulaklara da bakalım. Bunlar kurumuş olanlar. Şimdi onları alacağım. Tamamı dökülmüş dostlar. Güzel olduk değil mi? Aferin sana ya. Aferin sana ya. Güzellik. Çocuklarımıza bolca kuru mama verdik. Dediğim gibi bu bölge araçın çok nadiren geçtiği yer. Diğer yollar bu tarafta. Oradan buraya çekiyoruz. Burada doyuruyoruz. Kuru mamalar var. Üzerlerine de konserveleri açtık. Hadi bakalım. Hepinize yetecek kadar var. Sakin sakin. Sen niye huysuzluk yapıyorsun? Afiyet olsun. Bu çocuğumuza da aylardır bakıyoruz. Yaşlı olarak işte evde bakılıp atılanlardan. Burada yaşayabildiği kadar hayata tutunacak. Ona özel yemek veriyorum dostlar. Konserveler, yemekler. Yetiştirebildiğimiz kadar. Hep bu konuda da sizleri aydınlatmaya çalıştım. Yemekleri hep mağdur canlar ve o bölgelere götürmek için uğraşıyoruz. Bu canlarımızın kuru mamalarını verdik. Onlar karnını doyurdu. Ben onlara da konserve açtım. Bakın burada. Bir kısmını bırakmışlar. Ye güzellik. Tombilek. Burada mamalar var. Yine iç kesimlere de biliyorsunuz hep yedeklemeleri yapıyoruz. Gel bakalım seninle orayı kontrol edelim. Sen oradan mı yedin? Aferin sana. Bunlar da ürkek olan canlar. Yine içeride de mamalarımız var. Çocuklarımızın sularını dolduruyoruz. İkisini doldurduk. Sonuncuyu da Furkan hallediyor şimdi. Hadi için bakalım serin serin tertemiz sular. Bir kısmı içine çekildi. Afiyet olsun. Çocuklardan fırsat buldukça çekim yapmaya çalışıyorum. Değil mi? Şöyle bak başlarını okşadık mı en büyük mutluluk onların oluyor. Değil mi çocuklar? Buraya koymuyoruz dostlar. Gerek yok. Zaten karınlarını doyurduk. Burada da bol miktarda mama var. Sular da var. Bakın aç olsunlar zaten koşarak mamaya gelirler. Yedek mamaları var. Sen de sularını içtin mi güzel kızım? Güzellik de güzellik. Hadi bakalım. Görüşürüz. Buradaki çocuklarımızın da kuru mamalarını verdik. Gelin bakalım. Güzellikler. Ben sizi yeni görüyorum. Küpe yok, bir şey yok. Tamam, tamam. Arkadaş olacağız. Gel, gel. Gel sen, gel. Ne güzel çocuksun sen. İşte, hoş geldin. Hoş geldin güzellik. Bak. Biz arkadaşız değil mi? Aferin tabii ya. Kızma ya. O da yesin. Oralar yıllardır işte getirip atım yerleri, bırakılan yerler. Bir tane de büyük çocuk orada var. Gel sen de gel. Bunlar yeni dostlar. Ağaç alttan da yedikleri yapıldı. Sen orayı kontrol ettin mi? Gel sen kontrol et. İşte sen buradan mı yiyorsun? Afiyet olsun. Sen niye gelmiyorsun ya? Yakışıklı gel. Geçen bu çocuklara söz vermiştim ben. Bir dahaki sefere size bol yemek getireceğim diye. Biz sözümüzü tutarız. Değil mi çocuklar? İşte yemekleri burada. Bol miktarda koyduk. Zaten onlara ayırmıştım ben. Hadi size afiyet olsun. Bir taraftan da şimdi kuru mamaları yedekleniyor.
Seslendim, etrafta canlar varsa onlar da gelip buradan karnını rahatlıkla doyurabilirler. Hadi sen de geç. Ben de şu mamaları bir kontrol edeyim. Evet, ben gelinceye kadar Furkan da o işleri halletmiş sağ olsun. Biz kontrole geldik de. İşte dostlar, burada da mamalar var. Yine orman içerisinde birçok noktaya da mamalar koyuyoruz. Tabii hepsini anlatıyorum tek tek, sırf mama gösteremem. Çocuklarımızın durumundan belli zaten. Çok fazla da aç değiller Allah'a şükür. Hadi bak, görüşmek üzere. Afiyet olsun. Buradaki çocuklarımıza da söz verdiğimiz gibi yemeklerimizi getirdik. Bak şu çocuğun yeşil yuvarlak bir küpesi var. Buralarda bu küpeleri çok sık görmeye başladık dostlar. Kim bilir nereden getirip atıldı. Onun sanırım şehir de farklı. İşte getirip böyle atıp atıp gidiyorlar maalesef. Furkan oraya kuru mamalarını yedekliyor. Afiyet olsun çocuklar. Burada da çocuklarımız var dostlar. Bunlar 7-8 taneler. Şimdi bir kısmı şu ağaçların altına geçtiler. Dün, evvelsi gün burayı komple yemeklerle biz doldurduk. Artık bugün kuru mamamız var. Üzerlerine konserve açtım. Yine ağaç altlarına da kuru mamaları yedeklendi. Aç bırakmıyoruz. Hiçbirini merak etmeyin. Afiyet olsun. Bakın anne arka tarafta geziniyor. Yavrular onun peşinde. Gel gel gel, arkadaş olacağız, gel. İkisi hemen ağacın altında. Diğerleri de arka tarafta. Buraya yavru maması getirdim. Yemek, üzerinde konserve var. Şimdi sular, şöyle göstereyim dostlar, bitmiş. Buraya su da açacağız. Böylece rahat edecekler. Hadi gel bakalım, gel. Onlar buraya gelirken ben de su işlerini halledeyim. Bebişler konservenin kokusuna gelmeye çalışıyor. Anne yanına çağırıyor. Çünkü daha önce yaşadığı şeyleri bir o biliyor, bir Allah, bir de biz. Neler çekti bu can. Neyse, o konulara girip moral bozmayacağım. Yemekleri burada. Sularını da taze taze doldurduk. Bolca yavru mamamız da var. Kesinlikle aç kalmayacaklar. Şimdi akşam da olmak üzere ben çekileyim. Anne de yavrular da karnını doyursun. Sığındıkları yere geçsinler. Bu bölgedeki çocuklarımızın mamalarını verdik. Üzerlerine konserve serdim. Hadi gelin bakalım. Furkan kulübelere ve otallara mamalar yedekledi. Ben suları dolduracağım. Kontrolleri de yapacağım şimdi. Şöyle göstereyim. Bolca mama koyduk. İki tarafta da var. Bu bizimki yukarıdan geldi. Diğer yaşam alanından. Arkadaş olmuşlar. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Biz de diğer işleri halledelim dostlar. Hadi kontrol et bakalım. Mamalar var mıymış? Sen gene burayı mı sevdin? Güzellik. Hadi bakalım. Oranın sahibi var. Bir paket mamayı da önüne almış. En iyisini yaptın sen. Aferin, burası senin olsun. Burada da mamalarımız var dostlar. İstediği yerde kalıp oradan karnını doyurabilir. Yine buraya da kuru mamalar doldurduk. Hepsinin bir tadına bakıyorsun. Hepsi aynı. Sularımız da dolduruldu. Furkan mamalar bitmek üzereydi. Onun da ilavelerini yaptı. Sularda biraz eksiğimiz kaldı. Yoldaki canlara da verdik. Dönüşte tekrar tamamlayacağız. Hadi bakalım, görüşürüz çocuklar. Yavrulara buraya hemen iki tabak hazırladık. Büyükleri durduruyoruz. Büyüklerin mamalarını verdik zaten. Size afiyet olsun. Tamam mı bebişler? Arada büyükler de kaynak yapıyor ama olacak o kadar. Bizim Golden gene numaradan avlıyor. Orayı da mamalarla doldurduk. Sen aşağıda da yedin. Şimdi ne var daha avlıyorsun? Numaracı. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Allah. Mamaları doldurduk dostlar. Burası dolu kızım. Doyurun karnınızı bakalım.
Tüm bu bölgelere komple yemeklerini verdik. Bugün de kuru mamayla devam ediyoruz. Şimdi Furkan kulübelerimize mama yedeklemeye başlıyor. Paketleri indirdi. Daha en az bir paket daha inecek. Yani bu bölge 3 paket mama dolduruyoruz aslında bütün kulübelere. Çünkü tamirat ve tadilat işlerimiz de var. Çocuklar sularını içtiler, içine girdiler, kirlendi. Değiştireceğim. Onlar yemeye devam ediyor, etsinler. Orayı paylaştım, mamaları var. Hem besleme hem tamirat işlerini de göstereyim. Bakın dostlar, kulübelerimizin bakımlarını yapmak zorundayız. Sebeplerini de şöyle izah edeyim. Bu shingle'ların üzerinde canlar gezdiği için tırnakları yazın sıcakta delebiliyor. Altta işte su geçen yerler dileri kolay. Bunlar ilk yaptığımız, yani 4 yıldır sahada. Bu saçaktaki bir iki tahta çürüdüğü zaman değiştiriyoruz. Şimdi boyalarını da yapacağız ilk fırsatta. Yani bunlarla da uğraşıyoruz. Bunları arada size paylaşıyorum ki kolay bir şey değil. Saatler sürüyor bir kulübenin bakımı. Buradakilerin hemen hemen tamamının bakımını yaptık. Sadece şu karşıdakinin çok az bir işi kaldı. Ondan sonra shingle'ların değişmesi gerekeni değiştireceğiz. Bakın. Bu mesela kargalar gelip yırtıyor. Bir şekilde yırtılıyor yani. Ben şimdi şu su işlerini halledeyim. Ortamda sakinleşti çok şükür. Bunlar da yetimler dostlar. 6 kardeşler. Gel gel. Gel burada evladım, burada. Şu boş kutuyu alayım ben. Güzelce karnınızı doyurun. Diğerlerini de arayıp getireceğiz. Bunları şimdi ben burada bekliyorum. Güzelce bir karınlarını doyursunlar. Koyalım. Gel gel. Onları da koyalım. Gel sen de. Furkan'cığım, arabadan hemen 2-3 konserve daha kapalım. Bu sefer hazırlıklı geldik. Gel gel gel. Gel gel. Konserve geliyor, vik vik yok. Bir taraftan da kapları yıkayıp temizliyoruz. Suluğu temizledim, doluyor şimdi. Bunlara su dolduracağız biz. Güzel mi? Hadi afiyet olsun. İşte bu yüzden hem besleme yapıp hem gözlerimizle dört tarafı taramak zorundayız dostlar. Bir can bile eksik oldu mu onu buluncaya kadar buralardan ayrılamıyoruz. Hemen ilaveleri yapalım. Bunlar doysun. Ondan sonra su işine başlayalım. Mamalarımızı yedekledik. Hadi bakayım, hadi bakayım tekrar. Aferin size. Aferin size. Afiyet olsun. Bizim Golden Pro'ların en yaşlısı. Karnı doydu. İki tarafta da yemeğini yedi. Çocuklarımız şimdi akşam güneşinin keyfini çıkarıyorlar. Şöyle göstereyim. Güneş de batmak üzere. Hepsinin karnı tok. Yavrular, yetişkinler tamamen mamalar yedeklendi. İşte senin de oyun oynama peşindeler şimdi bakın. Bu ufaklık siyah olan fındık. Onu da bir yoldan almıştık yavruyken. Geçen yıl. Yaza doğru kısırlaştırdık. Şimdi sağlığı yerinde burada oynuyor işte. Sularımız doluyor dostlar, tertemiz. Sıkıntımız yok çok şükür. Buraya sular taşıdık. Yavrular rahat içsin diye. Kulübelerimizin içerisi mamalarla dolu, hep bahsediyorum burada. Bakın artık yemiyorlar bile. Siz de burada yatıyor musunuz ama tabağı oraya atmışsınız siz. Oldu mu öyle? Bunlar yeni yetimlerimiz. Hava sıcak olduğu için kulübeye girmiyorlar. İstedikleri yerde yatabilirler. Yolumuza devam edeceğiz dostlar. Buraya da yine kuru mama, üzerlerine de konserveleri verdik. Şu suları kontrol edeyim. Şimdi bitmek üzere, hemen kabı yıkayacağız. Şimdi suları dolduracağım. Sen benimle geziyor mu giden kızım? Bu da en eskilerden, bizimle beraber gezer. Bütün sürüleri de tanır. Bunlar dediğim gibi yeni atılan sürü. Furkan da mamaları yedekledi. Ben de şu suyu tamamlayayım. Ve çocuklar yolumuzu bekliyorlar. Buradaki çocuklarımızın da tavalarına mamaları doldurduk. Üzerlerine de konserve açtım. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Hilda Özönder ve Suat Özönder'e çok teşekkür ederiz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.